Kanal Spor'tan herkese merhaba. Bugün hakikaten güzel ve özel bir yayın olacak diye düşünüyorum. Önce şunu söylemek istiyorum. Sevgili Zadik Gökoğlu'nun yerine şu anda buradayım. Zadik rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadı. Onun görevini ben teslim almış gibi oldum. Kendisi iyi bu arada. Bütün tahlillerde iyi çıktı. O yüzden tekrar kendisine geçmiş olsun diyorum ve şu voleybol programını açıyorum. Sevgili Violet Kostandaduka ile beraberiz. Tabii ki voleybolu konuşacaksak kiminle konuşacağız? Onunla konuşacağız. Merhaba Vio. Merhaba Cahit'ciğim, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, sıcaklarla boğuşuyoruz. 40 derece. Normal. Temmuz yani Temmuz. Gerçi İstanbul biraz serin ama Temmuz'dan orta. Hemen geçelim konumuza istersen. Evet. Tabii milletler finali oynandı. Belki beklediğimizin altında bir performans sergiledik ama çok da farklı detaylar var işin içerisinde. Biraz onları konuşacağız. İşin voleybol detayı deyince ben hani senin bakış açını çok merak ediyorum. Olimpiyatlarda ilk dörde girmiştik. Şimdi falan geriledik galiba. Nasıl başlamak istersin? Benim notlarım var. Ben aralara gireceğim senin cümlelerin arasında. Olimpiyatlarda ilk dörde gireceğimizi umuyorduk ama giremedik. Beşinci olduk. Ondan sonra şimdi tabii ki milletlerle girmekle ilgili. Sesin gitti birazcık. Dünya sıralamasında ilk dörde girmekle ilgili özellikle söyledim. Şimdi ilk altı sıralamasındaki yerimizden bahsederek başlamıştım. Hani olimpiyata ilk dörde girmek değil tabii. Şimdi ben şöyle düşünmek istiyorum. Daha doğrusu biraz üzüldük bu sefer. Aldığımız dereceden çok bu takımın gidişatı açısından üzüldük diyeyim. Çünkü biz daha yükseklere gitmeyi düşünüyorduk. Ve gördüğümüz takımlar, herkes esas takımıyla gelmemesine rağmen büyük bir yükselme gösterdiler. Misal Sırbistan, Brezilya gibi diyeyim. İtalya hep favori görülüyordu zaten. Ne diyeyim, üzgünüm diyeceğim. Şöyle üzgünüm diyeceğim. Biraz da şunu da düşünmek lazım tabii ki. Bizim bu kızlarımız bütün sezonu hiç durmadan Şampiyonlar Ligi'ydi, işte playoff'lardı, direkt milli takıma geldiler. Sanki dağınık konuşuyorum şimdi ama hani biz de bir B takımla gideydik. Esas oyuncularımızı biraz dinlendirse miydik? Bu arada tabii çok büyük eksiklerimiz olduğuna inanıyorum. Çok erken bazı oyuncularımızı milli takımdan uzaklaştırdık diye düşünüyorum. Bütün bunlar tabii. Çünkü burada neticeden çok takımın gidişatı hiç hoşumuza gitmedi. Benim hoşuma gitmedi ve ben bunu sosyal medyadan da takip ediyorum. Herkes hayal kırıklığında. Yani son Kanada'daki 3 maçta bir yükselme gösterdi birdenbire. Evet, çok daha iyi oynadı ilk baştaki durumuna göre. Ama sonra Türkiye'deki finallerde antrenörümüzü biraz isteksiz gördüm. Tamam, tam burada bir araya gireyim ben o zaman. Çünkü güzel bir topladın şu ana kadar. Bir kere biz voleybol ülkesiyiz diye bir şey duyuyorum ben. Ben voleybol ülkesiyiz konusunu çok yadırgıyorum. Sebebi şu, keşke voleybol ülkesi olsak da. Erkekleri hiç konuşmadığımız için, hani voleybol ülkesi demeyelim, bu kadın voleybolu ülkesi diyelim, belki o daha uygun bir şey olur. Önce onu söylemek istiyorum. Ardından da ya bu konu, biz hatırlar mısın geçen sene pandemi öncesinde falan da geçen sene bu konuları konuşurken bir takım eleştiriler yapıyorduk. Ya takımda bir şey var, bir sıkıntı var diyorduk. Aslında tabii sen işin perdenin arka tarafını görüyordun. Ben de az çok görüyorum ama tabii senin kadar değil. Çünkü işin içerisinde yıllarının emeği var senin adına. Dolayısıyla baktığımızda bir gariplik var. Ya bu Guidetti iyi, hoş, çok iyi antrenör, şunları yapıyor, bunları yapıyor. Takımı çalıştırıyor ve bazı genç arkadaşları dünya çapında voleybolcu yapıyor. Fakat bir agresiflik, bir değişik bir şey. Hani bu oyuncular arasında kayırma gibi falan diye böyle konular konuşuyorduk.
Şimdi kayırma bitti. Resmen adam biçiyor tek tek bütün voleybolcularımızı. İşte Kübra'dan bahsedeceğim, Naz'dan bahsedeceğim. Şimdi biraz buradan başlayalım. Kadın voleybolunda olimpiyatlarda Kore'ye yenildik. O maçın sanki Naz'ın üzerinde oyun oynuyormuş gibi bir edayla bir şeyle çıkıp ve arkasından oradaki o mağlubiyetle bir şeyler bozuldu ve devam etti. Ne diyorsun? Valla şimdi şöyle bir şey var. Ben genel olarak konuşmak istiyorum ama yani mantık, voleybol, sen de antrenörlük yaptın, oyuncuydun da. Tecrübelerden yararlanmak gerekiyor. Bir pasör ne zaman olgunlaşıyor? Artık her şeyi görerek oynayabiliyor. Bunu biliyoruz yani. 31 yaşında bir Naz'ın şimdiden mini takımı bırakması bana çok komik geliyor açıkçası. Bu arada tabii ki sakın ha öbür çocukları Cansu'yu falan küçük gördüğümden falan değil. Yani benim bildiğim yavaş yavaş gençler adapte edilir takıma. Bizde evet. Bu iş olmadı maalesef ve bu çirkin bir şekilde gitti diye düşünüyorum. Yani bu oyuncu değişiklikleri veyahut da onu birdenbire yok etmek veyahut da son dakikada sokmak. Tam en ufak bir hatada dişeli atmak gibi. Yani o zaman baştan dersin ki arkadaş ben bu turnuvayı genç pasörlerle oynayacağım. Değil mi? Bir şey dersin. Şekil de çirkin gözüktü bana. Yani ama oyuncuları, pardon, bazı oyuncuları işte o gün o Kore maçında olduğu gibi ateşe atar gibi. Yani bazı oyuncuları rencide eder gibi. Şefkat'ten birazcık uzaklaşmış, eskiden bu kadar kötü değildi bana göre. Hani en azından beden dili, kenarda duruşu, takımına bakışı. Sonra yayıncı kuruluşa vermiş olduğu röportajda zaten dilindeki o şeyi çıkarttı. Yani evet. Takımına güvenmeyen, ya bu takımına bir şey olmasa getirdi, ben böyle bir şey görmedim. Yani ben ama şimdi sorumlu, daha önce sana bir şey söyleyeceğim, sorumlusu o. Yani evet. Ben baştan bunu iddia ederken herkes bana karşı çıktı. Yani milli takım antrenörü şu anda Türkiye'nin en popüler, en büyük kupaları alan kulübün antrenörüyken aynı zamanda öbür milli takım antrenörü olmaması, ya daha doğrusu hiç kimsenin olmaması lazım. Yani ya kulübe odaklanacaksın ya milli takıma. Bana göre milli takım antrenörü bağımsız olacak. Bütün sene oyuncuları takip edecek. Almak istediği yani milli takım adaylarına antrenörleriyle görüşecek. Eksiklerini tamamlayıp hazır oyuncu alması lazım. Eline ki hemen taktiğe geçsin. Zaman yok çünkü. Ama bu arada şöyle bir şey daha var. Bizim beni ilgilendiren konu Türkiye'nin başarısı ve bir yerlere gelmiş gurur duyduğumuz Türkiye'nin aşağı doğru değil yukarı doğru gitmesi. Yani burada Naz, Kübra, pasör çaprazına Meryem'e vakıfı alındı. Bütün sene servis attı. Polen var. Polen yok. Ne bileyim Gizem Ergen'i şey seçildi. Libero seçildi ligde. Yani çok şey oldu. Onu da almadı. Tamam. Onun görüşü ama evet bu bence İtalya maçından evvelki bir anlatlarıyla son damla oldu diye düşünüyorum. Çünkü hadi biz o göze bakılıyoruz. Hani eleştiriyoruz. Bizim burada kötü eleştirecek bir şeyimiz yok. Beni ilgilendiren milli takım. Hatta ben gençlerle yaptığım konuşmalarda kulübe döndüğü zaman hangi kulüp olursa olsun tarafı olduğum kulübü de eleştiriyorum. Çünkü milli takımı yönelik bakmamız gerekiyor. Bakın kulüplerde genelde smaçör pozisyonunda hiçbir diğerli oyuncu yok. Hepsi yabancı. Yani o zaman mesela Zero Barton'un yaptığı gibi pilot bir takım kurulur, milli takım adayları, genç çocuklar alınır, bütün sene ligde oynatılsın, bu kıvama gelsin. Ben ondan ümit ediyorum. Hala neyi deniyoruz biz yani? Koca bir Viyenel geçti, öbür takımları görüyoruz. Şimdi burada Mihailović Sırbistan'da, yani artık sakat, bitti, şu bu derken, Boşkoviç, Lemaya yok diye, hata yapmasına rağmen en kritik yerlerde ondan yararlanıldı. Yani benim mantığım almıyor bu şekillere. Yoksa bu yedekli kötü antrenör değil ve bir isteksizlik görüyorum. Ya mental yorgunluğu var. Ya o da tabii ki çünkü o da bütün bir seneden sonra kalktı geldi. Mesela burada Hande'ye hakaret görüyorum olayı. Hande en istikrarlı oynayan oyuncuydu.
Evet, belki bazılarının iki yüzünde çok süper değil ama bence güzel bir top oynadı ve sen onu da şeyin içine soktun. Dört tane maç ölüm var, daha karar veremiyorum diyorsun. Ne zaman karar verilecek? Yerinde unutma, ben şimdi bunu söyleyecektim. Şimdi İtalyan Mazzanti'ye bakıyorum. Bir de Santarelli'ye bakıyorum. Bu ikisi de İtalyan. Bu finalde enteresan bir şey var. İtalyan tenisi çok ilginç bir durumda. Hem kenardaki koçlarıyla hem içerideki oyunuyla çok başka bir dünyada çok başka bir ses getirdi tabii ki. Her ikisine de bakıyorum. Şimdi hani scoreboard'a yazan diye bir yazı yazmıştım. Bu yazının içerisinde scoreboard'da yazmayanlar var demiştim. Tam da ondan bahsediyorsun. Yani kenarda duruşlarına baktım. Hadi ben tabii senin kadar voleybolu ince noktasına kadar, sen çünkü oyunun içi 120 defa milli olmuş bir efsane bir isimsin. Yani bu voleybol federasyonu da senden niye faydalanmaz? Sana niye soru sormaz? O ayrı bir konu. Ona da geleceğim. Benden var yani, neyse oraları sonra konuşuruz. Ona da, şu anda konumuz evet. Lütfen ona da cevap ver. Şimdi burada çünkü mütevazi olduğunca herkes seni birazcık daha yani bu işleri bırakmış, kenara çekilmiş gibi görüyor. Ben o üç tane İtalyana baktığımda şunu gördüm. Bizim Guidetti'nin dışındaki iki tane İtalyan bütün sahanın içinde takımına destek veriyor. Birinci sayıdan son sayıya kadar hatalar da olsa bile oyunun içinde. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. O zaman vücut dilinizle zaten takımın içinde olup olmadığınızı gösteriyorsunuz. Cahit'im şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bunu gençlerle ben akşamları sohbet ediyorum genel olarak. Yani ne kadar voleybolu ne şekil görmemiz gerektiğini eğitmeye çalışıyorum. Yani tek iyi maç vurdu yok onu, çünkü çok da linçleniyor çocuklar yani. Bir maç oynandığı zaman genel olarak bakmak lazım. Yani kalkıp da işte Ebrar niye çok kötü derken her şeye bakmak lazım. Ebrar kötü olabilir. Ve hatta kötü gününde olabilir. Herkes kötü gününde olabilir. Bunu o şekilde tek tek linçlemeyin. Tek tek oyuncular hakkında konuşmayın. Çünkü onlar da takip ediyorlar. Bu biraz da psikolojisi var bu iş. Şimdi ben şunu dikkat ettim. Onu da sordum. Yani bundan evvelki turnuvalarda bir Ebrar smaç vurduğu zaman öyle bir sahne var biliyorsunuz. Guidetti'yi kucağına aldı. Sarıldı ve yukarı kaldırdı. Düşünebiliyorsunuz. Burada hiçbir şekilde bu iletişimi göremedim. Mesela bir Santarelli daha yeni geldi. Oyuncuları gözüne inançla bakıyor. Yani tamam belki böyle bir şey yok. Bize bu ama bana bu duyguyu verdi. Yani ben şu anda şunu düşünüyorum. Dünya şampiyonası geliyor. Zaten çocukların dinlenmeye ihtiyacı var. Çok iyi olmuş. Hepsi tatile gitmişler. Ama eğer böyle bir sorun, bir şey varsa derhal bunun kaldırılması ve girmek lazım. Mesela Cansu'yu baskı altında görüyorum ben. Cansu'nun pas şekli değişti. Yani hızlı topları oynatıyor. Köşelere attığı toplarda bir değişik bas atmaya başladı. Veyahut da işte yorumlarda işte o kilo olmuş, o hant almış, bu varsa bizim artık bizim zaman gibi de değil. Ben bunu da kendimden örnek getirdim. Ben de çabuk kilo olan bir insandım. 3 günde 4 kilo verdik dedi. Azarlardı beni Cengiz abi. Şimdi burada o kadar bir ekip var ki yani staff var ki bunu muhakkak ki görüyorlar. O da hallolur. Yani çünkü bir Ebrar. Bir Ebrar İtalya Ligi'nde MVP o seçilirken niye buraya geldi birdenbire çöktü? Yalnız Ebrar mı çöktü? Yani anlatabiliyor muyum yani? Buyudettin'in arkasında bir ekibin olduğundan emin değilim. Bir ekip var canım orada Pelin falan öyle birileri konuşuyor ama bence Guidetti tık başına her şeyi kararını veriyor ve federasyon başkanıyla, özellikle söylüyorum bunu, federasyon başkanıyla Mehmet Akif Üstündağ'la nasıl bir ilişkisi varsa, ki bana göre başkanın Guidetti ile olan ilişkisi bana göre sakıncalı. Her şeyi sen bu İtalyana bırakamazsın. Ben bir şey duydum mesela, İtalyan arkadaşlarım var. Bir şey duydum. Santarelli ile getirir misin milli takımın başına diye bir şey duydum. Bak buradan net söyleyeyim. Bunu duymasam söylemeyeceğim. Neyi bence düşün, anlamadım. Santarelli'yi milli takım, Guidetti'yi çıkarıp Santarelli'yi alalım
mı diye bir konu konuşulduğunu duydum. Öyle mi? Ben öyle duydum. Duyduğum kişiyi de sonra açıklarım izin verirse. Çünkü Türk milli takımı dünyanın en iyi takımları arasında artık. Bunların arasında seçilecek. Bak 3 tane isim saydım az önce. Birisi İtalya'nın başında, birisi Sırbistan'ın başında, birisi de Türkiye'nin başında. Bu üçü de finalde. Dolayısıyla sen şimdi bu üçünden en iyisini seçeceksin. Nasıl gol etti kendi takımına? Bütün voleybolcuların en iyisini seçiyorsa sen de bunun en iyisini seçeceksin. Gol ettiği her şeyi bırakmış gibi gözüküyor ama arkasından bunlar konuşuluyor. Ben de bunu tam anlayamıyorum. Eğer öyle bir şey varsa takdir ederim. Bravo. Yani o zaman belki bunu duydu, bir kafası karıştı. Ben onu bilmiyorum. Bak ben bunu ilk defa diyorum. Böyle bir şey varsa bu da yanlış bir şey. Veyahut da böyle bir şey düşünülüyorsa, tam milli takım müsabakalarının olduğu zaman da bunun böyle tartışılması hoş değil. Mesela Naz'ın Fenerbahçe'de başka pasör arayışı içinde olduklarını duyunca ayrılmak istediği, aynı şey bu. Sezon ortasında. Kulağına öyle bir şey gelmiş. Bu dedikodular zaten çok büyük zararlar veriyor. Ben ne bileyim ya, yine başka bir konuya gelelim ki bu da önemli. Mahrem yok. Şey yok. Burası bir aile. Her şey ortalıkta. Yani ya, şeye de geleceğim. Yayıncı kuruluş antrenmanları birazdan naklen yayınlayacak bize. Evet. Videolar seyrediliyor. Her şeyden haberleri var. Şudur budur. Herkes birbirini çok iyi takip ediyor belki ama arkadaş yani kalkıyorsunuz Zaliha'ya bir röportaj yaptırıyorsunuz. Olduğu gibi de çalıştıkları anlatılıyor. Bilseler de, dışarısı bunu çözse de, bizim videoları seyretse de bu takımın içindeki mahrem dışarıya çıkmaz. Yani bunu bir örnek veriyorum. Ben rakip takımla yarım saat arayla Şampiyonlar Ligi'nde veya şeyde gittiğimiz zaman, misafir olarak da gittiğimiz zaman antrenmanlarımız olurdu. Stap bütün salonu gezerdi, gizli kamera var mı diye. Yani benim anlamadığım çok konular var. Her şeyimiz ortada. Yani TRT Yıldız magazin mi? Yani neyi yapmaya gidiyoruz? Ben anlamadım. Tabii ki reklamda olacak. Bir sürü sponsorumuz var. Ama sen aşağı doğru gidersen o sponsorlar sana gelmeyecek. Ya şimdi bir sevgili Mehmet Sevinç'le biz teniste de bazen bir araya geliyorduk. Çok bilgili bir arkadaşımız. Çok okur, takip eder. Mesela o bile artık kendine bir şiar edinip işte smaçörler böyle topa vurursa bu maç kazanılmaz gibi bir ifadesi oldu. Ya senin pasöründe bir sıkıntı var. Kızcağız bir mücadele veriyor. Belli ki kilo alma nedeni de bu stresten kaynaklanıyor. Şimdi bu dünyanın ilk dördüne gireceğiz, ilk altısına gireceğiz dediğinizde bunun baskısı çok büyük. 10 tonluk bir yükün altına giriyorsun. Tabii ki senin dediğin gibi o zaman kamerayı da koyarlar, yatak odasına da girerler. Senin bütün incini, cıcığını, yaptığın hayatın her tarafını incelerler. O zaman sen ne yapacaksın? Az önce senin söylediğin gibi bunlardan kendini koruyacaksın. Kim koruyacak? Orada menajer var. Sen yıllardır menajerlik yaptın. Menajer yapıyor mu menajerliğini bilemiyor. Bilemeyeceğim oraları. Ama ben oyuncum röportaj da yapsa, her şey yapsa ya yanındaydım ya da izin verilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bir önemli maç öncesi. Oturup da magazin yanına bakmayacağız bu işin. Ben artık niye magazin diyorum, yanlış da anlamasınlar tamam ama yani ya da o konuşacak olan kişileri eğitmek lazım. Çocuklar, bazı çocuklar acemi, bazıları artık ekranın önünde çok usta. Yani ne konuşacağını çok iyi biliyor. Bence bu kadar önemli maç öncesi antrenörün fikirleri alınır veyahut da menajerin de fikirleri alınır. Çünkü devamlı takımla beraber olduğuna inanıyorum. Onun dışında oyuncuların bu şekilde konuşması olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Tamam, peki oyuncu bu şekilde konuştu. Guidetti ne konuştu maçın sonucunda? O tam rezalet. Tahmin ettiğim gibi oldu diyor ya. Şimdi bu adamın onda ben, neler ne diyor? Smaçörlerim yok diyor benim. Bence bu adamın
odak noktası değişti. Kenarda dururken söylüyorum bak, 3 tane İtalyan, birisi İtalya'nın başında, birisi Sırp'ın başında, birisi de Türk'ün başında. Üçüne de baktığımda bunların içerisinde en garip duran, değişik ki Dünya Kupası şeyde, olimpiyatlarda böyle değildi, beraber seyrettik. Bence bir değişiklik var. Bir gariplik var bu işin içerisinde. Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Önemli bir turnuva geliyor. Bütün bu olanlar bize bir ders olsun. Ne yapılacaksa derlenip toplansınlar. Kırgınlıklar mı var da, hatta huzursuzluk mu var, eksikler mi var? Bunlar toplanılır, yüz yüze anlaşılır. Takımın içinden konuşuyorum ben. Yani staff'tı, takımdı, bu bir aile artık. Sabah akşam ailelerinden daha fazla beraberler. Bunları yapıp bu ne problem varsa hepsini yok edip tamamıyla artık kafalar da boşalacak tatilden geldiklerinde dünya şampiyonasına odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Çok yazık çünkü gerçekten gurur duyulacak bir yerlere geldik. Gerçekten mesela biz heyecanla ay oğlum, o takıma yenilirsek şu kadar puan düştük. Şimdi galiba dünya sıralamasında aşağılara düştük yine. Yani bu sıralara işte doğru. Yani ne bileyim, tamam organizasyonları çok güzel yapıyoruz. Her şey güzel. Ama evet, yani bu organizasyonların olması için, o taraftarın oraya dolması için bizim takımımızın da başarılı olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela birçok ben gençlerle olduğum için Ankara'ya, ülkenin bir sürü yerinden ceplerinden masraf yapıp Ankara'ya finalleri seyretmeye giden çocukların çoğu final etabında biletlerini devretmeye gittiler. Yazık oldu geldik diye. Hani tamam, toptur, yuvarlaktır. Oynarlar, kaybederler, helal olsun. Buna rağmen Ankara seyircisi ayakta alkışlamış çocukları. Vallahi enerji, vücut enerjisi tribüne kadar gitmiş. Ben onu anlıyorum burada. Ben bir konuyu hani küçük bir özetle kendi fikrimi de söylemek istiyorum. Cansu'nun bu performansı bence Naz'ın gitmesiyle ilgili. Naz'ın gitme şekliyle de ilgili. Bütün takımın performansı biraz o konuda. Bence içten içe Buydetti'yi suçluyorlar. Ben olsam ben suçlarım. Voleybol oynadım, biliyorum. Antrenörün daha şefkatli olmasını beklerim. Bir oyuncu gidecekse bunu iyi düşünmek lazım. Cansu, Naz varken ben bir hata yapsam Naz ablam girer, bunu toparlar. O çıkar, ben girerim. Bunlar bu çocuğun bence yaşadığı şeylerden bir tanesiydi. Onu boşaltınca Cansu'nun ne hissedeceğini bence Guidetti çok düşünmedi. Zaten ne Cansu'yu ne diğer oyuncuların hiçbirisini düşünmüyor. O en iyisini alıp, işte kendi takımını beğenmedi. En iyisini alıp en yüksek smacı vuranı alacak, sahaya koyacak ve şampiyon olacak. Onun derdi bu. Bence birinci konu bu. Bunu iyi değerlendirmek lazım. İkinci konu ise bu takımın içerisinde duygu olarak çok büyük bir problem var. Bak, maç kolay verilmedi. Maç bırakıldı. Yani çırpındı ama onların çırpınışlarını sen çok iyi anlarsın, sahanın içinde ne olduğunu. Şimdi bir toplantı yapıp, evet önümüzdeki turnuvaya hazırlanacaksak eğer Akif Bey Santarelli'yi gibi bir takım şeyleri düşünmüyorsa, başka şeyler düşünmüyorsa, eğer bunları alacak, bayağı bir 2-3 günlük değil, bir haftalık kamp içerisinde bunlar konuşulacak. Naz da oraya gelecek, öteki de gelecek. Hepsi beraber oynasın oynamasın bunlar konuşulacak. Etekteki taşları dökmek diyorduk ya. Onlar dökülecek, bir rahatlayacak. Bu takım sıkıntılı. Vallahi ben bir şey daha değinmek istiyorum. Yani bu mesela yabancı problemi, problem demeyeyim bakın, çok güzel bir şey. Ülkemize dünyanın en iyi oyuncuları geliyor, oynuyor. Ben bunları Fenerbahçe'deyken de yaşadım. Hatta gençlerimize diyordum ki idol seçin. Onlara bakın, yeni yetişen çocuklara. O görsel de bakmanız lazım. Çok şey öğreneceksiniz. Ama şu anda bizim 85 milyon Türkiye'de gerçekten potansiyeli olan, bakın aşağılara doğru gidersek U16'lar, U20'ler falan kendi çaplarına güzel başarılar getiriyor. Bu çocuklarımıza önem vermemiz gerektiğine, eğer ki 3+2 oldu. Şu anda bakın bir derya yok ortalıkta. Bu Vakıfbank'ta olacak.
kaç kere yer alıyor. Şimdi ağzından aldın. Evet. Yani biraz Türk oyuncularımıza daha çok oynama fırsatı verilmesi gerektiğine. Çünkü başka türlü olmayacak. Yavaş yavaş ermeye başlayacağız. Ben bütün bunları konuşmamızın da sebebi daha baştayken düşüşe geçmeye başlarken hemen tedbirini almak. Bizi ilgilendiren onu yenmek, onu yok etmek, öbürünü yapmak değil. Ben şu anda milli takımımız gurur duyulacak bir yerlerdeyken işin atraksiyon tarafını bırakalım. Esas özüne bakalım. O da olsun. Ona da ihtiyaç var. Artık güncel olmamız lazım. Ama ayarlı gitsin artık. Ben buna inanıyorum ve çok üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü yani çocuklar da yerden yere vuruluyor. Yani herkes bizim gördüğümüz gibi voleybolu görmüyor. Ben bunu eğitmeye çalışıyorum. Konuştuğumuz odalarda arkadaşlarla. Gençlerle. Çünkü takım yani, çok... Yani hani kalkıp yerden, ha bir de fanatiklik, ben de kulüp tutuyorum, ben de bir kulüpte yetiştim ama milli takım ayrı bir şey, kulüpçülük ayrı bir şey. Bilmiyorum. Oraya gelince o iş değişiyor. Yani konuştuğumuz zaman, yok işte Fener'in oyuncusu konuştum falan, onu da ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Fanatiklik olmayacak milli takım konuşulduğu zaman. Çünkü hepsi bizim çocuklarımız. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Bunu sen az önce biraz dile getirdin de ben oraya bile giremedim ama senin gibi Türk milli takımına çünkü sizle başladı bu konu. Avrupa'daki başarılar sizlerle başladı. Sizin gibi hem erkeklerde hem kadınlarda bu işe emek vermiş çok 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 başarılı ve çok da kültürlü entelektüel olarak olağanüstü yetenekli kendini yetişmiş insan kalitesi olarak üst düzeyde en az 20-25 kişi var. Şimdi böyle bir uluslararası bir organizasyonda ben bunu teniste çok görüyorum. Belki de Wimbledon'da sen de seyrettiysen görmüşsündür. Bütün 100. yılını kutladı Wimbledon'da ve o 100 yıllık yani merkez kort olarak 100. yılını kutluyordu. Bütün tenisçileri çağırdılar. Yaşayan. Hepsi de geldi. Ya şimdi bir voleybol federasyonu başkanı altında imzasıyla bir antetli kağıda sana bir davetiye gönderip böyle bir organizasyon var. Otel de şurası. Bir hafta birlikte olalım. Hep beraber olalım. Niye demiyorlar arkadaş? Ben bunu anlamıyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi sana? Çok öyle bir yere değindik ki. Yani bu sohbet odalarında bile konuşuldu. Yani güzel bir organizasyon. Gerçekten çok güzel. Bak sahaydı, şuydu, buydu. Hakikaten bayağı bir emek sarf edilmiş. Dikkatini çekmiş gençlerin de. Hiçbir eskilerden kimse yok. Bizi geçtim. Bizden sonraki jenerasyondan da yani. Mesela oradaki tribünlerde bir köşe yapıp bütün eskileri gelebilirler, gelemezler. Olabilirdi gerçekten. Bunu gençler eleştirisini yaptı biliyor musunuz? Niye kimseler yok eskilerden diye. Yani ya, bir gözde var. Bir gece yaparsın. Sizi davet ederler. Sohbet edersin. Muhabbet edersin. Başkanla da edersin. Yönetim kuruluyla da edersin. Oradaki voleybol severlerle basınla da edersin. Ve bu bir birlik. Yani sizin bilgi ve tecrübeniz aslında orada yayılmış olur ve size değer verildiğini de kanıtlamış olur bu federasyon başkanı. Bunu niye yapmıyorlar ben anlamıyorum. Geçmişin belki çok almayan ileri gidemez. Mümkün değil. Allah ne bileyim biz buradan söylüyoruz. Yani ben bunu fazla dile getirmek istemiyorum hani. Çünkü şöyle bir şey var genel olarak yalnız federasyon demeyelim. Şimdi tek adam şeyine geliyoruz farkındaysanız. Eczacı başında menajer yok. Maalesef. Orası da tek adam yoluna gidiyor. Göreceğiz inşallah başarılı olurlar. Arzumuz bu. Yani bir değişim var, bir şey var nedense. Her şey benim elimde olacak. Bu iş öyle ekip çalışması arkadaşlar. Yani nasıl biz takım oyunu diyorsak da sahanın içinde dışarıda da takım olmak lazım. Staff'ta takım olacak. Yani tek adam karar veriyor. Ben yine dönüp dolaşıp laboratuvara geleceğim arkadaşlar. Hayransın diyeceksiniz. Evet. Adam ekip çalışması yapıyordu. Evet son söz onun olabilir ama herkesin fikrini alıyordu. Yani oturup bunu böyle mi yapsak şöyle mi yapsak diye. Yani bu belki de karakter meselesi bilemiyorum.
Benim bildiğim bir elin sesi yok. Çok elin, iki elin sesi var. Aynı bu işte böyle. Yani her tarafta ekip olmak lazım. Ben mesela söylüyorum çocuklarla, gençlerle hem onları kritik ettiğim yanlar var ama onları dinleyerekten ya dünya voleybolundan da bilgiler alıyorum. O kadar iyi takipçiler ki bu çocuklar. Her şeyden haberleri var. İsimlerle ben hatırlayamıyorum ve hatta o kadar onlar kadar takip etmiyorum. Ama evet, ben voleybol duayeniyim. Her şeyi ben biliyorum değil. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Onların fikrine de saygım var. Onlardan da bir sürü şey öğreniyorum. Valla ben seni yakın tanımadan önce tabii ki dominant bir kişiliğin var ve efsane bir isimsin Türk voleybolunda. Yakından tanımadan bu kadar objektif, bu kadar alçak gönüllü olduğunu bilmiyordum. Sana olan hayranlığımız bizim nesilde çok vardır zaten. Daha çok program yapalım, daha çok bunları konuşalım. En azından buradan kardeşlerimize, voleybolcu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize senin bilgilerini aktarmaya çalışalım. Bence bu güzel, vaktimiz de doluyor. O yüzden varsa son cümlelerini alalım. İstersen bundan sonra da devam ederiz başka günlerde bu tür programlara. Yok, ben söyleyeceklerimi söyledik ya için. Bunu kötü eleştiri olarak almasınlar, olumlu karşılasınlar. Ne gerekiyorsa hemen tedbir alınıp takımı yukarılara çıkarmak. Yani tamam, kaybedebiliriz. İlk 3'e 4'e giremeyebiliriz. Güzel oyunla, ümit veren bir takım olsun. Lütfen bu kırgınlıklar kalksın. Takımımıza kim yararlı olacaksa tekrardan onlar beraber olsun. Çünkü milli takım kutsal bir yerdir. Evet. Yani şimdi milli vazife kutsaldır. Hani böyle konuşmalar var. Ben beyan etmişti. Ben gelmek istemiyorum diyordu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben bunu her zaman söylüyorum. Nikahımdan çıktım. Milli takım antrenmanına gittim. Öyle bir kutsal yer orası. Onun için doğru, rica ediyorum bunun ciddiyetine varalım diye düşünüyorum. Önce o bayrağı, o formayı taşıyanlar o saygıyı duysunlar. Herkes ama etrafındaki kişilerde. Benim söyleyeceğim bu kadar. Çok çok güzel söyledin. Zirveye çıktık, belki zirveye yaklaştık veya hani o ilk sıralara yaklaştık ama zirvede kalmak önemliydi. O anlamda da zirvede kalmak için senin dediğin gibi birlik olmak lazım. Eskisini yenisini bir araya getirmek lazım. Voleybol ülkesi olacaksak voleybol kültürümüzün çok sağlam olması lazım. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum Cahit'cim. İleriki programlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.